Sen kimi anlatıyorsun lan be? Aç kapıyı! Aç! Allah'ım ne yapacağım ben? Ha? Sen beni de kandırtırsın lan! Aç kapıyı! Ceren aç kapıyı! Aç seni öldürürüm! Öldürürüm seni! Merkez 2558. Kades uyarı sistemine düşen ihbarı sizinle paylaşıyorum. Üsküdar Çiğdem Sokak. En yakın birim olarak olay yerine intikaliniz bekleniyor. 2558 merkez. Kalburcu Caddesi'ne yaklaşıyoruz. Tamam. 3 dakikaya oradayız. Baba biliyorum biraz riskli bir yol ama Ceren'i Zafer'e karşı kullanabiliriz. Nasıl? Siz de gördünüz. Aslında kadın Zafer'den kurtulmak istiyor ama korkuyor. Ona ve kızına yeni bir hayat fırsatı verirsek kabul edebilir. Başka bir yerde, başka bir hayat. Kızı ve kendisi için en iyisi olur tabii. E karşılığında ne yapacak? Çetenin bir soyguna daha hazırlandığını biliyoruz. Yeri ve zamanı öğrenirsek suçüstü yaparız. Güzel fikir. Ceren'le konuş bakalım. Hı hı. Kabul ederse hazırlığa başlayın ha. Tamam. Müdürüm, Kades uygulamasından ihbar geldi. Ceren mi? Evet. 2 dakika önce uygulamadan yardım istemiş. Sen gel bizimle. Çocuğu çıkarın siz. Gel. Ceren, iyi misin? Gördüğün gibi. Yine düştüm hastaneye. Zafer yaptı değil mi? O yaptı ama sen benim hayatımı kurtardın. Uygulamadan polisleri çağırmasaydım beni öldürecekti. Bak bu adam çok tehlikeli Ceren. Bir dahakine çeker vurursa her şey için çok geç olur. Bırak sana yardım edelim. Peki, kabul. Ne istiyorsunuz? Ne gerekiyorsa yapacağım. Bir planımız var. Ama önce seni ve kızını güvenli eve almamız gerekiyor. Sonra? Sonra Zafer'i yakalarsak başka bir yerde yeni bir hayat sizi bekliyor olacak. Ben de çok iyi gördüm. Vallahi hiç beklemiyordum bu kadar kısa sürede kendini toparlamasını. Maşallah diyelim usta. Sakinledi, aklı fikri başında, işinde gücünde. Gazi'de takılıyor. Tunç'un da yüzü gözü açıldı babasını öyle görünce. Evet. Yani çocuk o kadar şey yaşadı. Üstüne bir de Mesut'un durumu. Neyse ki hallettiler yani ha. Bir de sen affetsen de dönse şu adam işinin başına. Yani kızarsın, edersin ama hepimizden çok seversin. Yani sen tutarsın Mesut'u. Evlat dersin işte. Var mı ötesi? Ya ben herkese evlat derim. Yo. Ama Mesut'a dediğin gibi demezsin. E yanlış mıyım Hüsnü? Öyle. Bu ikisi de bozacının şahidi biliyor musun? Ya aşk olsun baba ya. Alınma, gücenme yok. O serseri ne yaparsa yapsın, geçer karşıma, canınız pahasına savunursunuz onu. Ama sen öyle değilsin Selim. Mesut'un bir yanlışı varsa görürsün. Doğrusu neyse yaparsın. Ne kadar seversen sev. Haksız mıyım? Yani her zaman kolay olmaz baba ama haklısın tabii. İyi mi peki? Dedikleri gibi mi yani? Topladı mı kendini? Kafasını topladı mı? Ben Mesut'un kendine geldiğini, iyi olduğunu gözümle gördüm baba. Zaten nasıl bir polis olduğunu sana anlatmaya gerek yok. Bence o bu ekibe geri dönmeyi, senin ona vereceğin yeni bir şansı artık hak ediyor. Kızım, senin uykun gelmiş. Hadi yatırayım ben seni. Tamam. Ama masal anlatacaksın bana. Kızım, senin sevdiğin masal kitabın yok ki burada. Her gece anlatıyorsun. Ezberlemedin mi hala? Ezberledim de yarın gece anlatsam olmaz mı? Olmaz. Sen istemiyorsan Erkan abi anlatsın. Ben masal bilmem ki. Nasıl bilmiyorsun ya?
Senin çenen açıldı yine çitlenmek. Hadi yatağa yat sen. Ben gelip masal anlatacağım sana. Tamam. Kusura bakma, arada böyle cimcimeliği tutar. Ne kusuru ya? Allah bağışlasın, çok tatlı gerçekten. Sağ ol. Ben bir şey soracağım. Ya beceremezsem? Ya Zafer tuzağı anlarsa? Yaparsın. Ben sana güveniyorum. Sakin ol ve bundan sonraki hayatını düşün. Öyle motive et kendini. Peki. Yapacaksın. Kızın için. Yeni bir hayat için. Ya mikrofon yerleştirmedik. İçeride bir şey olsa haberimiz olmayacak. Böyle çok riskli olacak abi. Mecburuz kardeşim. Zafer paranoyak ve psikopat bir herif. En ufak bir şeyden şüphelenirse anında tepki verecek. O yüzden burada bekliyoruz. Bir sıkıntı olursa çığlık atmasını söyledim. Hemen içeri gireriz. Peki Zafer gelmezse? Gelecek, gelecek. Eminim gelecek. Ya Zeliha da arayıp özür dileyince ben çok mahcup oldum. Dayanamadım, buraya sabahın köründe geldim, özür dilemek istedim Üstü. Estağfurullah da Zeliş mi aradı, özür diledi? Evet, ben de şaşırdım. Ya hepsi o kameramanın işgüzarlığıymış. Zeliha görüntüleri buzlamasını istemiş, hem de kaç kere. Ama işte artık inadına mı ne bileyim, yapmamış çocuk. Olacağı olsun. Babamla da konuştum. Hepiniz nasıl uğraşmışsınız rezil olmasın diye anlattı. Yok canım, uğraşmak gibi değil de. Ya yapma ne olur. Zaten çok utanıyorum. Neler dedim sana öyle. Affedersin değil mi beni? Unuttum gitti bile. Gerçekten mi? Evet. Şöyle güldün ya yüzüme. Nasıl rahatladım sana anlatamam. Hadi, hadi tamam, başla, tamam. Başla hadi. Çok güzelmiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.